İzleyicimiz hatta şu anda size soru sormak istiyor. O soruyu inşallah cevaplayalım. Sonrasında hatırlatmalarımızı yaparak programımıza devam edelim. Ama önce izleyicimizi bekletmeyelim. Alo diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar, hayırlı cumalar. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Sağ olun efendim. Sağ olun, sana mı arıyorum ben sanki? Buyurun, hocamıza sorunuz var sanıyorum. Şanlıurfa, selam ediyoruz. Hayırlı cumalar Şanlıurfa. Sağ olun. Biraz telefona biraz yakın konuşabilirsiniz. Sesiniz gidip geliyor çünkü. Buyurun. Tamam, hocamıza iki sorum olacaktı da. Buyurun. Birincisi, ölüler, yani sevdiklerimiz, öldüğümüz insanlar cuma geceleri ve bayram günlerinde, dini günlerinde evlere ziyarete gelir mi, gelmez mi? Evet, vefat edenlerimiz, ahirete irtihal edenlerimiz cuma geceleri ya da dini mübarek gecelerde, günlerde bizi ziyarete, evlere gelirler mi? Doğrudur. Tamam, ikinci soru. İkincisi, namaz kılıyorum. Ben 6 ay süreçte bir tedavi uyguluyorum. Şu an ilaç kullanıyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sabah namazıma ilaçlardan dolayı kalkamıyorum. Evet. Bunun günahı veya hocadan bir bilgi almak istiyorum. Diğer vakitleri kılıyorsunuz ama sabah namazına kalkamıyorsunuz kullandığınız Doğrudur. ilaçlardan dolayı. Peki sabah namazını sonra kaza mı ediyorsunuz? Nasıl kılıyorsunuz? Kaza kılıyorum, kaza olarak. Hangi vakitte kılıyorsunuz sabah namazının Saat 8-9 arası. kazasını? Sabah kalktıktan uyandıktan sonra 8-9 gibi kaza kılıyorsunuz. Evet, doğrudur. Sünneti kılıyor musunuz yoksa sadece farz mı kılıyorsunuz? Sünneti. Sünnet ve farzı beraber kılıyorsunuz. Evet, doğrudur. Tamam, hocamıza soralım acaba doğru mu yapıyor izleyicimiz? Şanlıurfa'ya selam ediyoruz. Teşekkür Çok ediyoruz teşekkür aradığınız için. ederim. İyi yayınlar. Sağ Hayırlı olun. cumalar. Televizyondan takip edin lütfen. Hocam izleyicimizin iki sorusu oldu. Buyurun söz sizde. Evet efendim. Efendim birinci sorusu bizden ayrılarak ebediyete irtihal etmiş olan yakınlarımız cuma gecelerinde evlerimize gelirler mi? Bizi ziyaret ederler mi? Böyle bir şey ülkemiz satında yaygın ama ben böyle kaynaklarda böyle bir şey göremedim. Yani sahih kitaplarımızda böyle bir şey göremedim. Yani cuma günleri gelir diye böyle bir bilgi var halkımız arasında da. Yani sağlam kaynaklarda dayanmıyor bu bilgi. Evet. Ama bundan daha güzeli, bundan daha sağlamı var Muhsin Bey. Nedir hocam? Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Yaptığımız iyiliklerden bizden ayrılanlar haberdar olurlar. Bundan memnun olurlar ve dua ederler. Ya Rabbi bunların iyiliklerini Estağfurullah. artır diye. Kötülüklerimizden de haberdar olurlar. Ya Rabbi bunları bu kötülüklerinden vazgeçir diye dua ederler. Yani demek ki cuma gecelerinde onları beklemektense bu sahihtir, bu söylediğim sağlam kaynağa dayanmaktadır. Öyleyse bunu yapalım. Yani bizden ayrılanları memnun etmek istiyorsak iyilikler yapalım ama kendi şahsımız ama başkaları açısından ve kötülüklerden de vazgeçmiş olalım. Evet. Hocam İkinci ikinci sorusuna sorusu. gelince Buyurun. efendim Evet efendim. Sevgili Peygamberimize soruluyor. Eyyül amal ahabbu ilallah ya Resulallah. Allah'a karşı en sevgili iş nedir ey Allah'ın elçisi? Es-salatu li vaktiha. Vaktinde Vaktinde kılınan kılınan namaz. namaz. Demek ki vaktinde kılınan namaz çok önemlidir. Hele bu sabah namazı için yine bir hadis-i şerif bakın şöyle buyruluyor. Kişi yatarken şeytan kişinin ensesine üç düğüm atar. Uyu uzun bir gece der. Kişi uyanır da bir besmele çeker yahut bir tevhid şehadet okur. Düğümlerden biri çözülür. Abdest alınca ikinci düğüm çözülür. Namaz kılınca üçüncü düğüm çözülür. Feesbaha neşitan bereketli olarak güne başlamış Başlar. olur. Bir hadis-i şerifte de böyle buyruluyor. Ama beyefendi hastalığından dolayı, kullandığı ilaçtan dolayı diyor.
Onun için öğle olmadan, güneş tam tepeye dikilmeden kendisinin de yaptığı gibi hiç olmazsa sünnetiyle birlikte o günün sabah namazını kılar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.